Bakın Allah bir daha yaşatmasın. Çok uzun zamandan bahsetmiyorum. Birkaç yıl öncesinden bahsediyorum. Karşılıklı ağladığımız çok insan oldu. Sistemden, sektörden tamamen zarar ederek çıkan çok insan da oldu. Adam kredi kullanmış, elindeki hayvan kredisini kapatmaya yetmedi. Ya zarar ateşten bir gömlektir. Yani mezbahada şimdi, o inekler kesilirken... Bakın, aynen bak onu söyleyeceğim. Yani şimdi dışarıdan biri bizi izleyen sektör dışından da illaki insanlar vardır. Şunu diyebilir, kardeşim sen de bir ticaret yapıyorsun. Ticarette kar zarar kardeştir. Hı hı. Sana zarar hanesi düşmüş, eyvallah. Benim rızkım böyleymiş dersin, bunu sineye çekersin. Ama şu gerçeğimizi herkesin anlaması lazım. Bir üreticinin batışı, sektörden çıkması demek sadece üreticinin zarar görmesi demek değil. Bizi bir marketten veya başka bir esnaftan ayıran şöyle bir gerçeğimiz var. Bir üretici batmış olmakla direkt kendisi zarar görüyor mu? Görüyor. Peki üretimden nasıl çıkılır? Yaşadık. Resmi rakamlara göre 1 milyon inek kestik değil mi? Peki neye zarar verdik biz? Kendimiz zarar gördük. Çünkü işletme tasfiyesi öyle olur. Kesileceği kestirirsin. Vicdanın el vermez, gebesini o ucuz, pahalı demezsin. Satarsın, sistemden çıkarsın. Üretici zarar gördü. Dönüyoruz. Burasını iyi dinlesinler. Nasıl zarar görüyor biliyor musunuz? Avazımız çıktığı kadar bağırdık. Ya bugün kesilen her bir inek, yarın yurt dışından ciddi bedeller ödeyerek getireceğimiz bir gebe düve demek. E abi, bugün bu ülkenin, üreticinin, bu insanın alın terini biz çatır çatır şimdi ithal düve getiriyoruz değil mi? Avrupalı, çok affedersiniz, aptal mı? 2000-2100 euro olan o Holstein düveler tak 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 talep oluşunca 3000-3000'i de geçti. 3000'i de geçti. Peki zararı kim oldu? Ekonomi oldu mu? Oldu. Yurt dışına çok ciddi döviz çıkıyor. Ha, asıl zarar kim oldu? Üzerine titrediğimiz tüketiciye. O gün o süreç artık düzgün yönetilemediği için diyelim. Ne oldu? Şimdi her gün ulusal düzeyde değil mi? Ya et haberi var ya süt haberi var. Ya sadece tabii ki yapsınlar. Ama o haberi yaparken de sanki o sütün litre fiyatı direkt üreticinin cebine giriyormuş gibi bu haberi yapmasınlar. Ya yeter yani. Evet. Sanki orada ya herkes bu spesifik özel bir sektör. Gerçeğini normal evinde oturmuş çayını içerken izleyen bir insan bilmeyebilir. Ama düz baktığınızda bir litre süt markette şu fiyat. Ya bir litre süt bugün Konya'da üretici 12,5-14 aralığında satıyor. Sen 27 liraya sütü alıyorsan sanki o 27 lira üreticinin cebine giriyormuş gibi haber yapmayın ya. Sayın Başkanım, et, bir etin bir maliyeti var. Çok uzun bir zaman değil ya. 90 küsur liraya dana kesiliyordu bu memlekette. Üretici inim inim inliyordu. Besi daha sıkıntılıdır. Hmm. Niye? Bir besi periyodu vardır. Hayvan olur, kestirmeniz lazım. Artık zarar, eğer o yolda yürürseniz zarar iyice artarak devam eder. E bu millet zararına güzel güzel danaları keserken kimse bir şey demiyordu da. Şu an bir gün süt, bir gün et. Ve sanki üretici böyle dört başı mamur o paralar. Ya o paralar zaten bize geliyor olsa. Sayın Başkan, reklama gitmem tamam. Gerekiyor ama önemli bir yere getirdiniz. Oradan devam edelim o zaman. Oradan devam edelim. Sevgili seyirciler, reklama gitmeden önce sosyal medyadan çok ciddi bir izleyici kitlemiz var. Reklama gidince Facebook canlı yayında kapanıyor. Tekrar başladığı zaman tekrar yeni bir yayın açılıyor. O yüzden şu anda bizi takip eden izleyicilerimiz hem Facebook'tan Recep Cingöz'le Tarım Masası'nı da takip etmelerini, takipçi olmalarını arzu ediyorum. Hem de yayın başlarında tekrar yeni yayının paylaşmanızı ve izlemenizi istiyorum. Burada geçenlerde bir paylaşım yaptım yılbaşında.
bir bardak çay orta halli bir kafede 28 lira olduğunu yazdım ki ben içtim ve şok oldum o çay fiyatını görünce, hesap gelince. Hesapladım 10 su bardağı süt 28 lira. Bir bardak çay ediyor değil mi? Küçük bir bardak 10 tane su bardağı. Yani bununla ilgili linç yapanlar da var tüketicilerden. İçme o zaman zıkım iç diyen de var. Evinde çay demle iç diyen de var. Diyen var ama biz üreticilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bu ana akım medyadaki bu kara propaganda hakkında ne düşünüyorsunuz? Yem sanayicileriyle üretici birliklerinin, üreticilerin bir arada olduğu bir komisyon neden yok? Daha kritik bir soru, süt üreticisinin elini kolunu bağlayarak yani fiyat baskılanarak dayak yemesinin faturasını kim ödüyor? Yani serbest piyasa koşulları yem sanayisinde, süt sanayisinde geçerliyken sizin üreticilerinizde neden serbest piyasa yok? Bu dayak yeme ne zaman bitecek? İnşallah yakın zamanda bitecek, öyle diyelim. Evet. Bir günde şöyle keyifli bir program yapsak. Evet. Yani sektörün gerçekten işlerin rayında gittiği, üreticinin yüzünün güldüğü, yarınından herhangi bir endişeye kapılmadığı, geleceğe umutla baktığı, ürettiği üründen yorgunluğunun karşılığını aldığı, alınının terinin karşılığını aldığı günleri yaşarız. Ve onun da inşallah keyifli de bir programını yaparız. Şimdi ana akım veya ulusal düzeyde yayın yapan medya kuruluşlarından biz üretici olarak niye muzdaribiz? Tabii ki toplumun, her kesimin bilgi alması, bunlar önemli şeyler. Bunlar haberde yapılabilir. Haber yapılmasın diye bir endişemiz veya ya niye haberini yapıyorsunuz diye bir serzenişimiz de yok, sitemimiz de yok. Ama yapılırken adil bir haber yapılsın. Bizim derdimiz bu. Bir gün et, bir gün süt haberi yaparken üreticinin gerçeğini de en azından bir cümle de olsa geçin. Süt şu fiyat dediniz ya işte veya Nişantaşı'nda üst düzey bir kasapta et, hatta et de demeyelim, daha kıymetli bir et grubu şu fiyat derken ya bir ay içerisinde yemin torbasına da 100 lira zam geldi. Ey seyirci, bu marketten aldığınız sütün tamamı üreticinin cebine girmiyor. O da dertli. Bunu deyin ya. Bunu deyin. Yani hem eziyetli iş yapacaksın, hem zor şartlar altında üretim yapacaksın, hem de bilmiyorum yani çok şık bir deyim olur mu, toplumun içinde kötü insan olacaksın. Bunu hak ediyor mu üretici? Etmiyor. Haksız mıyız yani? Bir gün et haberi, bir gün süt haberi. Yap kardeşim, hiç sorun yok. Yap. Ama yaparken konuyu biraz aç. Hepsi bu. Ya ben et ve süt haberlerinin ana haberde işlenmesine karşıyım. Mesela tarım masasında işle. Et üreticisi, süt üreticisi gerçekten çok fahiş fiyatlar kazansın. Tarım masasında biz bunu eleştirelim. Ya siz de abarttınız. Yani siz bu kadar kar marjıyla çalışırken tüketici ne yapacak? Bunu hiç düşündünüz mü? Sorusunu ben soruyorum. Aynen. Burada siz olayı açın. Olayın diğer tarafı açsın ama ana haberlerde ya bir dakikalık bir haber dakika içerisinde veya sokakta ya et fiyatı ya süt, abi bu gerçeği anlatmıyor. Evet. Veya haberciliğe yakışıyor mu bunu bilmiyorum. Ben yakıştıramıyorum şahsen. Yani kısa reyting yoruna yapılan şeyler ki üreticinin iki eli bu tür haberleri yapanların yakasında olmalı ve kesinlikle olacaktır. Bu konuda ben hakkımı helal etmiyorum bir televizyoncu olarak. Peki yem üreticisiyle sanayicisiyle daha doğrusu sizin bir platformda, bir komisyonda olma imkanınız neden olmuyor? Ya bunun sağlıklı yapısı dedik ya, yani ben ulusal konseyini bu haliyle eksik olduğuna inanıyorum. Yani sorulardan da anlaşılacağı üzere biz ne zaman süte zam gelsin diyoruz?
artık yem fiyatları karşısında zarar etmeye başladığımız zaman. Ya basit bir denklem. Yem artıyor, süt de artsın. Artmak zorunda çünkü üretici kriz yönetimi belli. İşte biraz önce anlattık. Kestirir, sistemden çıkar. Hı-hı. Kim yapıyorsa yapsındır. Bunun toplumun geneli bu faturayı ödemeyecek mi sonuçta? Ödeyecek. Bunu da yaşıyoruz. O zaman sağlıklı bir konsey yapısındaki kastım bu. Yem fiyatı artması gerekiyorsa biz burada rakamları da paylaştık. O masada tartışılır, bu sahanın sorunu olmaktan çıkar. Sonuçta onları da temsil eden orada üst bir yapı var. Yem sanayicisini temsil eden. Bu sisteme dahil edilir. Yem artacaksa da sağlıklı verileri koyarlar ortaya. Orası karar verir ve zam uygulanır. Ve üretici ama ben yem karşısında sütümden zarar ediyorum demeden ona karşılık süt fiyatı da hemen revize edilir. Ve dönem dönem artık üreticiyi bitirir noktada o kısmi o günler yaşanmaz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki olması lazım. Sağlıklı işleyişin de ben acizane buna inanıyorum. Bu yani sahanın sorunu değil. Çünkü bir birlik veya bir kooperatif veya başka adı bir STK'nın sistemi sorgulama. Tabii ki yanlışı mücadelesini vermek başka bir konu. Ama kalkıp bunu soracak olan, ya işte anlattık, detay detay anlattık. Arpa çiftçiden kaça çıkmış, senin silona kaçtan girmiş, bana gelecek yeme çuvalına niye bu fiyattan giriyor diye soracak başka bir merci. Ve bunun sorulması lazım. Ha, dediğim gibi şeffaf, takip edilebilir bir yapıdan bahsediyoruz. Ama tekrarlamak istiyorum ve altını da çizmek istiyorum. Eğer bir sağlıklı bir işleyişten bahsediyorsak, ha, o zaman veya şu cevabı alıyorsun, ya kardeşim serbest piyasa şartlarında hareket eden bir yapı, bizim yaptırımımız yok. Ben de o zaman derim ki bizim inekler tigem ineği mi? Ki keşke tigem ineği olsa. Onlar biliyorsunuz yüzdeleri de sütü satarken çok daha üst düzeyde alıyorlar ve daha üst fiyatlara satıyorlar. Yani iki yapılı bir sektörden bahsediyoruz. Yem, süt. Bir taraf serbest piyasa koşullarında hareket edecek. Öbür tarafın da tepesine bas. Geldiğimiz nokta belli. Yani eli koluna bağlanarak üreticinin... Kuludan bir üreticimiz yazmış ya. Yani bakın. Şimdi 850 hanede tek süt üreticisi yani, benim diyor. Yani bakın. Ya çok uzun zamandan bahsetmiyoruz. Bir yıl öncesinden bahsediyoruz. Yani 2023'ü yeni bitirdik. Hadi onu da tam sayalım. 2022'den bahsediyoruz ya. Ve geriye dönük 4 yıl boyunca inim inim inleyen bir üreticiden bahsediyoruz. İnim inim inleyen ki Konya Damızlık Birliği'nin resmi rakamlarıyla biz 3000 üreticimiz, 13000 üyeyle her zaman diyoruz ya, Türkiye'nin en büyük yetiştirici ailesiyiz, 10.000'e düşmüşüz. Ve %90'ı artık hayvanı sıfırlamış, işletmeye kilit vurmuş. Kalan kısmı da birliğe üye olma şartı 5 inek, onun altına düşmüş. Bir kısmı da başka sebeplerden ötürü. Biz bunu geriye dönük yaşamışız. Veya bu filmi seyrede artık yorulmuş. Ama her izlediğinizde ilk defa seyrediyormuş gibi tepki veriyorsunuz. Vatandaş da öyle veriyor. Yetkililer de öyle veriyor. Üreticinin kurumsal hafızası taptazedir. Ki bakın 2008'de yine sektör çok ağır bir krizden geçmiştir. Artık devlet tecrübesinde de bu rakamlarla da sabittir. Merak edenler açsınlar baksınlar. Biz o gün kaybettiğimizi aynı şimdiki gibi et ithal ederek, damızlık düve ithal, yani kaybettiğimizi yerine koymak için milyarlarca dolar vermişiz. İlk defa izliyormuş gibi tepki veriyorsunuz derken şu manada veriyorum. Sizi şahıs olarak veya birlik olarak, kurum olarak bahsetmiyorum. Şimdi ben tarım masasını canlı yayın yapmaya başladığından beri her yıl biz bu konuyu konuşuyoruz.
Yani bir rahmetli Kemal Sunal'ın filmlerini ilk defa seyrediyormuş gibi hep esprilere gülüyoruz ya. Burada da ilk defa oluyormuş gibi insanlar haber yapıyor. İşte ben programda işliyorum. Yarın bakanlığın hangi tedbir alacağını da biliyorum. Ama filmin heyecanı kaçmasın diye söylemiyorum. Dolayısıyla... O zaman bakın o üretici hariç kalan kısımla belki filmi ilk defa izliyormuş gibi. Sonuçta o acıyı yaşayan üretici onu unutur mu? Unutmaz. Ve üreticinin emin olun yani kriz yönetimi dediğim kısmı işte bu hafızada saklı. Niye? Filmin sonunu biliyor. Evet. Ve ne yapıyor? Ya dedik ya işte zarar ateşten bir gömlek. Ne yapıyorsun? Hızlı bir şekilde o ateşten kurtuluyorsun. İşte kurtulurken de kişisel anlamda zararı daha derinleşmesin diye örnekleriyle anlattık. Yani bir bakkal dükkanın batışıyla bir üreticinin batışı bir olmuyor. Dönüyor, kendi zarar görüyor. Dönüyor, ekonomiye zarar görüyor. Dönüyorsun, 85 milyon tüketiciye zarar veriyorsun. Yani bu bizlik değil dediğimiz kısmı anlaşılsın diye somut örnekleriyle anlatmaya çalıştığım kısmı bu. Sahanın ve sektörün gerçeklerini bu tespitleri yaparken biz bir siyasi amaca hizmet edelim diye değil. Kesinlikle. Ben bir üreticiyim. Hı. O üreticinin yaşadığı sorunları birebir yaşayan 10 bin üreticinin de vebalini sırtında taşıyan bir insan. Şimdi ne yapalım yani ağzımızı açıp kelam etmeyelim mi? Veya geriye dönük sektör tecrübelerini ya bak bu geçmişte bu hatalar yapıldı sonu bu oldu. Şimdi bu hataları biz tekrarlarsak işte kuludaki üreticimizin ne yapıyor? Israrla şeyi bekliyor. Yeni süt fiyatını bekliyor. Yani bu üretici ne kararında biliyor musunuz? Bir ayağa sektörden çıkayım öbür ayağa ya bu benim biraz gerçeğim biraz bekleyin. Ya bu insanı bu sistemde tutalım. Şimdi geriye dönük hatalardan biri de ayak sürme. Özellikle konseyin fiyat açıkladık, toplandık, toplanacağız, fiyat açıklayacağız. Ya sen ayak sürüp zamana yaydığında yüzlerce üretici o arada bitiyor. Bitiyor. Toplanıyorsun. Bu sefer üretimin gerçeği, sütün maliyetinden hiç alakasız bir rakam açıklıyorsun. Bir kısmını da öyle bitiriyorsun. İşte dedik ya bir sağlıklı yapıya kavuşması lazım. Bir de artık gerçekçi olması lazım. Ya hep niye baskılandı? Ya enflasyona. Ya enflasyonla mücadeleyi hepimiz istiyoruz. Yani burada 85 milyondan biz Allah'ın kulunu gösterin. Yok arkadaş ben bu enflasyondan enflasyon memnunum. Enflasyon iyiymiş diyen ha, yok. Olabilir mi? Hepimiz bunu önemsiyoruz. Ha fedakarlık. Sonuna kadar yaparız. Üretici. Fedakardır. Yine fedakarlık yapar. Ama şunu kabul etmek zor. Ya sanki bu enflasyonun tek sebebi sütüne net. Şimdi davul Tarım Bakanlığı'nın omzunda. Sorumlulukta onun. Sorumlulukta onun ama tokmak Gıda Komitesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın liderliğinde. Şimdi soru şu. Gıda Komitesi'ndeki insanları, üyeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda karar vericileri, benim bütçemi hazırlayan onlar. Abi ben sütü, eti sadece bir ticari emtia olarak değil de bir bardak sütün hikayesini bilirseniz, hikayesini onlar bilirse ya biz bu konuda yanlış yapmışız derler. Şimdi bunu ben geçenlerde konuştum ya, ben sizden öğrendim bunu. sektörden çıkan, kesilen bir ineğin tekrar yerine ikame süresi 32 ay, 3 yıl 33, gibi bir rakam. 30 ay, 3 evet. Yıl yani. Tabii ilk seferde her şey yolunda tutarsa, giderse. Evet. Aynen. Şimdi bir inek kesildi, yerine bana bir bardak süt üretecek bir ineği ihtas etmem için 32 ay, yani bir bardak sütün benim soframa gelmesi için en az 32 aylık bir süreye ihtiyaç var. Süt fiyatı, et fiyatı eğer siz böyle baskı yapar, üreticiye baskılarsanız yarın 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bizim çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel
performanslarına da ihanet etmiş oluruz. Bunları biz gıda komitesine anlatmak zorunda mıyız? Ya şöyle, şimdi niye Tarım Bakanlığı tek başına karar veremiyor? Kanunla kurulmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Tabii ki ekonomiyle ilgili bizim bilgimiz sınırlıdır. Veya ortada reel bir gerçeklik vardır ve dediğim gibi başta enflasyonla mücadele edilmesi gerekiyordur. Bunu kabul ediyoruz. Okey. Şimdi burada izlenecek yol, yani üreticiye bedel ödeterek bir üretim modeli yok. Yani hep böyle örneklerle anlatıyoruz, anlaşılsın diye. Ya hobi balıkçılığı yapmıyorsunuz. Yani tırnağınızla şöyle iki tane yem kırıp işte bugünü de balıklar karnını doydu. Abi inek dediğin insanı yer ya. Sonuçta şöyle düşünmek lazım. Bir yani duygusal yönüne de bakmanız lazım. Zarar ediyorsunuz. Ne yapalım? Can taşıyor. Gebe. Yemini mi keseceksiniz? Ya ben ya da, zarar ediyorum. Sen bugün marşı kapatıp da bir hafta sonra çalıştırım diyeceğiniz bir canlı aynen, değil. Aynen. Öyle bir sektörden bahsetmiyoruz. Canlı ve var. Bu hayvanın yemesi lazım. Ha, üretim yapacaksınız. Üretimi dedik ya, kimse meslek edinmiş. Geçimini sağlamak, çoluk çocuğunu, rızkını temin etmek için bunu meslek edinmiş. Üretici dediniz bu. Yaptığı işten de kazanması lazım ki zevk alsın, zevk aldığı işi geliştirsin ve sürdürsün. Yani basit anlatımlarla veya anlaşılır olsun diye. Tabii ki şunun da hakkını teslim etmek lazım. Dedik ya, üretim planlamasıyla ilgili bir kanunumuz çıktı. Bu gerçekten bir eksiğimizdi. Bununla beraber artık niye sektörden umutluyum veya işte orada umutumu kaybettim diyen üreticimizi sakın kaybetme derken, artık bir planlama dahilinde bir sektörün gerçekten baştan aşağı bir düzenlenmesi lazım. Yani bana bazen işte birlik başkanı arkadaşlarımız kızıyor da, ya gerekiyorsa STK yapılanmasından tutun, bu sektörün baştan aşağı bir rehabilite edilmesi lazım. Ha, burada şuna dikkat etmek lazım. Özünde üretimin ve üreticinin korunduğu, kollandığı bir yapı oluşturmamız lazım. Üretici olmadıktan sonra adın senin damızlık birliği olsa ne yazar, hı hı, süt birliği olsa ne yazar veya falan birlik olsa ne yazar, kooperatif olsa ne yazar. Özünde asıl olan nedir? Üreticidir, üretimdir. Ha, şuraya gelelim. Bir üreticiyi temsil için bu kadar örgüte veya sivil toplum kuruluşuna gerek var mı? Veya böyle bir örgüt enflasyonuna gerek var mı? Hayır. Burada bir parantez açacağım. Şimdi biz 100 yılı geçmiş örgütlülük anlamında, çiftçi örgütleri anlamında gelişmiş ekonomilere bakacaksınız. Çünkü bunların 100 yılı aşkın bir tecrübesi var. Bakıyoruz, Allah razı olsun, bu yapılar sayesinde gittik. Oradaki sektörü yakından izleme, görme fırsatımız da oldu. Ya üreticiyi, hayvancıyı temsil eden bir ıslah birliği, bizdeki adıyla damızlık birlikleri, bir de üretimi planlayıp satış organizasyonlarını yapmak üzere kurulmuş bir kooperatif yapısı görürsünüz. Öyle bizdeki gibi kop 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 gitmez de bir tane kooperatif olur. Şimdi halkım üreticinin birden fazla kapıya niye mahkum ediyoruz? Niye mahkum ediyoruz? İşte geçen bir program yaptınız. Yani aynı alanda faaliyet gösterip de birbirinin alanına girmeme diye bir şey söz konusu olabilir mi? Hele bir de sayısal anlamda çoksanız. Ya üreticinin sırtındaki yükleri bir kere bir azaltmamız lazım.